Aldatmaca. Ya inanamıyorum. Ne yapıyorsun? Baksa ne oldu? Şu oyunu keser misin artık? Lütfen. Ne tür bir oyun oynuyorsun Fox? Nesi var anlamadık. Ormandan döndüğünden beri böyle. Nesi var bu adamın? Sanki bir köpek olduğunu zannediyor. Ürop onu iyileştirmenin bir yolunu biliyordur. Ne desem bilmem. Böyle bir çılgınlığın ilacını ben bile bulamam. Mümkün değil. Bu bilgiyi ne diye kasabamızda tutuyoruz reis? Ay güzel görünüyor. Bu da kim oluyor? Gizemli biri. Ama bizim kasabadan değil. Aman da aman. Bu adamın hastalığının adı dostlarım, akut köpekçik sendromu. Köpekçik sendromu mu? Öyle bir hastalığı hiç duymadım ben. Bunu sadece çok tecrübeli bilgeler duymuştur bayım. Ne? Tamam. İzin verin bakayım şuna. Ne oldu ki? Ne büyük bir yetenek. Gel de evimde sana bir şeyler ikram edeyim. Senin başka yeteneklerin var mı bakalım? Bende ayrıca şey yeteneği de var. Geleceği görebiliyorum. Bu doğru mu peki? Benim geleceğimi söyler misin mesela? Şimdi üstün yeteneğimi devreye sokacak ve Vikinglerin cesur reisinin geleceğini zihnimde görmeye çalışacağım. Neyse, durmuş mantar topluyordum ve sonra çiçekler bana tuhaf şekilde bakmaya başladı. Sonra ne oldu? Bilemiyorum ki Vicky. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Evet. Güzel bir uyku çektim galiba. Uykuya mı daldın yani? Ne düşünüyorsun Vicky? Gidip şu çiçeklere bir bakmamız gerek. Kuleyk'te yaşayan Vikingler. Az önce konuğumuzun önemli bir bilgi olduğunu öğrendim. Bana bakar bakmaz yıkanmaktan hoşlanmadığımı anladı. Ayrıca sakallarımı koparmayı sevdiğimi söyledi. İnanabiliyor musunuz buna? Demek Bilge'nin burnu çok iyi koku alıyormuş. Ve gözü de görüyormuş. Çok daha önemlisi de bana Sven'i rahatlıkla alt edebileceğimi söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Bundan binlerce yıl sonra bile hala benim keşiflerimden bahsediyor olacaklarmış. Sen de ona inandın öyle mi? Seni koca şaşkın. Yemeği turta yaptığımı bilebilir. Sence tahmin eder mi? Çok heyecanlıyım. Keşke içeri girebilsem. Teşekkür ederim Bilge. Sağ olun, çok sağ olun Bay Bilge. Sıradaki. Sven nasıl birdenbire o kadar güçsüz oluverdi anlayamadım. Bu adamın her söylediği doğru çıkıyor İlva. Sen de gördün, Fox'ı 2 dakikada iyileştirdi. Hal var. Sven, seni böğürtlendi turtadan bile daha çabuk bitireceğim, inan bana. Vicky, Fox'ın sepetini buldum.
Bunlar da bahsettiği çiçekler olmalı. Ona tuhaf şekilde baktıklarını söylediği. Aa, gözleri bile yok ki bunların. Bak. Burada Fox'un yanında biri varmış. Bu kendine bilge diyen adam bizim atlarımızın hiçbirinde nalı olmaz Vicky. Bu da Fox'u kasabaya gelmeden önce de gördüğü anlamına geliyor. Ah, gel hadi. Şu bilgeye birkaç soru sormamız gerekecek Elvi. Halvar. Seni uyarıyorum. Ezecek sevini bir böcek gibi Halvar. Bu işin sonunda. Bana da bir zafer şarkısı yakışır. Baban aklını kaçırdı Vicky ve kasabada ondan geri kalmadı. Açılın lütfen. Bana kilolarca balık tutacağımı söyledi. Yüzlerce istakoz beni bekliyormuş. Bunu yapabilirim. Bilge öyle söyledi. Bir martı gibi uçabilirsin dedi. Hayır bakın, Gorm. Bakın ne ben uçuyorum. Bana söylediği şeyi yaptım. Nerede bu gençlik çeşmesi? Evet, bana altın yumurta yumurtlayacaksın sen. Size de bunu o bilge mi söyledi efendim? Elbette. Onun gözlerinin içine baktım ve altın yumurtaları beklemeye başladım. Ona da aynı şeyi yapmış demek. Bilge gözlerinin içine doğru bakınca birden uykuya dalmış. Şu sahte bilgiyi hemen durdurmak zorundayız. Aksi halde kasabadaki herkes çıldıracak. Ah, peki ya seni de uyutacak olursa? O konuda endişelenme sen. Bana itaat edeceksin. Zihnini ben kontrol ediyorum. Bana kasabanın sırlarını anlatacaksın. Size itaat edeceğim. Zihnimi siz kontrol ediyorsunuz. Ama bana sırlarını söylemezler. Ben daha çok küçüğüm. Ama Flake'in hazinesinin yerini biliyorum. Meydandaki heykelden 19 ayak ve 3 tavşan sıçrayışı ötede gömülü. Doğan güneşe doğru gidiliyor. Aferin sana ufaklık. Bir gün sen de baban kadar büyük bir reis olacaksın. Ona itaat edeceğim. Beni o kontrol ediyor. Hayır, sadece şaka ediyordum. Onu da böyle kandırdım işte. Halvar, Flake'e geldi. Zafer içinde kasabasına girdi. Bilge doğruyu söylemişti. Onun Sven'i yenebilecek. Nerede o kendine bilge diyen şaşkın? Ona saçmalıkların hesabını sorayım da görsün. Halvar, ben balığa çıkınca biri evime girip her şeyimi almış. İstakoz falan da tutamadım tabii ki. Benim de öyle ve kümesimde tek bir altın yumurta bile yok. Her şeyim gitmiş ve ben hala kurumuş bir elma kadar buruş buruşum. Kaçıp gitti. Ben nereye gittiğini biliyorum. Şu anda ormanda Flake'in hazinesini bulduğunu zannediyorum. Ona yerini ben söyleyeyim. Evet, bunu gösterin. Gerçek hazinenin yerini değil tabii ki. Demek buradasın. Hazine nerede? Söyle bakalım. Hadi. Ah,
Aa, hiçbir yere kaçamazsın. Etrafın sarıldı. Yardım edin. Kes şunu. Hayır, bırakın. Her şeyi geri vereceğim. Acıyım bana. Bir daha yapmam. Bir daha yapmam diyorum. Bırakın beni. Lütfen bırakın beni. Hadi bakalım. Hadi. Evet, görünüşe bakılırsa şu yeni bilgeniz sizi pek de memnun edemedi arkadaşlarım. Tam bir düzen basmış. Bize söylediği her şey yalanmış. Senin de her zaman doğru söylemediğini biliyoruz ama bir şeyimizi almadığına göre hiç sorun değil. Dinle Rob, sana söylediklerimde ciddi değildim. Sanırım bu kasabadaki tek bilge sensin Rob. Yaşasın Flake'in en büyük bilgesi. Yaşasın Flake'in en büyük bilgesi. Fox ve Balina. Korsanları bir kez daha atlattık. Burada demir atacak, balık tutmaya başlamadan önce su depolayacağız. Oğlum, Bas'la birlikte şu kayalığa çıkıp benim için Sven'i gözetleyebilir misin? Dikkat edin, hala buralarda bir yerde olmalı o. Hadi gel Fox, tepeye kadar yarışalım. Son gelen çürük martı yumurtası olsun. Buralarda bir yerlerde olmalılar. Kokularını alıyorum desem yeridir. Halvarın vazgeçtiğimi düşünmesini sağlayacağım. Tuzak kurmanın tam sırası. Yerken açmaya hazırlanın. Şimdilik. Kurtulduk. Dikkat et! Fox, sen iyi misin? Fox, şuraya bak. Kuma sıkışmış bir yavru balina var. Tekrar deniz açılmasına yardım etmeliyiz. Sen hiç merak etme, Fox sana yardım edecek. Güle güle küçük dostum. Ne kadar şirin değil mi ama? Sanırım benden hoşlandı. Keşke evcil hayvanım olsaydı belki. Çıktığımız her sefere bizimle gelebilirdi. Galiba onu besleyeceğim. Balinalar diğer balinalarla yaşamalıdır Fox. Viking gemisinde Vikinglerle değil. Hadi geri dönüp babama Sven'i anlatalım. Buna ne diyorsunuz bakalım? Zorba Sven'i fena atlattık. Korsanlardan bir iz yok değil mi Gorm? Hala bakıyorum ama henüz bir şey göremedim. Çekil başımdan, şaşkın kuş. Korsanları gözlemeye çalışıyorum. Ne diye vuruyorsun şimdi bana? Ne? Didiş Bey'i kesin balık tutmaya başlayalım. Bu akşam yemeğinde güzel bir... Sven mi? O zorbayı yemeği neden? Sven! Gorm! Çeliğimin tadına bakmaya hazırlanın Vikingler. Benim daha iyi bir fikrim var. Sise girelim baba. Çabuk. İşe bakın.
Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum işte. Bu siste burnumuzun dibini göremiyoruz. Hadi gidelim artık. Çok daha önemli işlerimiz var. Ortalık sakin. Sven'den bir iz yok. Şu işe bakın siz. Bu defa gerçekten ucuz atlattık. Bir kayalığa çarptık. Sana gözünü dört aç demedin mi ben? Her yere bakıyorum kaptan ama hiçbir yerde kayalık falan görmüyorum. O zaman neye çarptık söyler misiniz? Bu Fox'un kurtardığı balina. Öyle mi? Geri dönmüş. Merhaba. Bizden ne istiyorsun ufak? Sanırım seninle oynamak istiyor. Olamaz. Buradayım. Ne şirin değil mi? Hiç de değil. Bu daha ne kadar devam edecek söyler misiniz bana? Bu durumda balinanın yakında sıkılacağını ve yeniden kendi yoluna gideceğini söyleyebilirim. Yeterince oynadınız. Bırak balıkları kaçırmasını. Böyle devam ederse gemide kocaman bir delik açacak bu balina. Yani canı yüzmek istemiyorsa eğer. Ondan kurtulmanın bir yolunu bulun. Gel balinacık. Buraya gel hadi. Sana leziz bir balık vereceğim. Hadi. Sonunda. Bakın, bir balina sürüsü geldi. Yavruyu onlara emanet edebiliriz. Çok uslu ve sakın köpek balıklarıyla oynama. Seni asla unutmayacağım. Bana yazmayı unutma. Lütfen üzülme Fox. Onun için en iyisi bu. O bir balina olarak doğdu. Bir Viking değil. Biliyorum. Çok haklısın. Bakın! Bu Sven! Kürek başına baylar! Balinalar! Nihayet yemek göründü. Hadi biz de çatallarımızı çıkaralım o zaman. Geçen defaki gibi onları kaybedeyim demeyin. Vikingler! Şurada duran onların gemisi! Rotamızı Viking gemisine doğru değiştirin. Önce Alvar'ın o küçük gemisini batıracak, sonra da balinalar için geri döneceğiz. Doğrucu üzerimize geliyor kaptan. Savaşa hazırlanın baylar. Şimdi ne kadar cesur birer Viking olduğumuzu gösterme zamanı geldi. Kılıç ve kalkanlarınızı hazırlayın dostlarım. Sven'i yenmenin bir yolu var babacığım. Nasıl? Bunu size yolda açıklarım. Ama önce rota değiştirmemiz gerek. Herkes Fox'a yardım etsin. Onu yelken direğine çıkartacağız. İşte bir testi farkattan rota değiştirdiler. Doğruca üzerimize geliyorlar ama. Demek teslim olmaya geliyor. Galiba akşam yemeğini düşündüğümüzden daha erken yiyeceğiz. Bu tarafa gitmeye devam babacığım. Yakında hazır olacağız. Hemen teslim olun. Kendilerine Viking denen gemici döküntüleri. O zaman belki hayatlarınızı bağışlarım. Büyük ihtimalle yapmam ya. Bu da neydi? Şimdi hep birlikte oynuyoruz. Yeah!
saçmalıktır böyle? Bir kez daha. Ne? Balinaların onlar için dövüşmesini sağlıyorlar. Kaptan, kaçmayı teklif ediyorum. Aksi halde bunlar gemimizi paramparça edecekler. Kaçmak mı? Asla. O zaman buna kaçmak demeyebiliriz. Taktiksel bir geri çekilme olarak nitelendirebiliriz mesela. O zaman taktik bir geri çekilme olsun. Herkes kürek başına. Ama bu beni son görüşün olmayacak Alvar. Kürek çekin sizi beceriksizler. Bakın balinalar. Korkmana gerek yok Gorm. Biz balinaları iyi tanırız. Ama doğruca üzerimize geliyorlar kaptan. Bu şu ana kadar çıktığımız en bereketli balık hava oldu. Arkadaşlarına teşekkür edebilirsin. Bu rüzgar arkamızda olduğu sürece Flake'e bir çırpıda varabiliriz. Şimdi de sizlere son yazdığım şarkıyı söyleyeceğim. Bu şarkıyla Vikinglerin acımasız korsan Sven'i yenmek için balinalarla güç birliği yaptığı bu muhteşem günü kutlamış olacağız dostlarım. Ben böyle bir şey duymadım. Bir insanın sesi ancak bu kadar kötü olabilir. Sen beğenmemiş olabilirsin ama balinaların çok hoşuna gitmişe benziyor.